Evangelist Rahip Brunson yüzünden ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı almasına milletten tepki almaktadır. ABD eğer bu kararından geri adım atmazsa Türk milletinin tepkisi meydanlara taşacak ve toplumda Amerika düşmanlığı en üst seviyeye ulaşacaktır. Tıpkı ABD askerlerinin Irak'ta Mehmetçiğin başına çuval geçirdiği olayda olduğu gibi ABD için müttefik ya da stratejik ortak ifadelerini kullananlar dost kazığını daha başka nasıl hissedecekler acaba? Kendi çıkarları uğruna NATO dümeni altında bu milletin evlatları başka milletlerin askerleriyle çarpıştı. O genç fidanların kimi toprağa düştü, kimi sakat kaldı. Sırf dost veya müttefik tezgahıyla. Ama bizim ihtiyaç duyduğumuz hallerde ABD dostluğunu hiç göstermedi. İnkar etmeyeyim, çocukken süt tozlarını içtik. ABD Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'ye ambargo koymadı mı? 12 Eylül ihtilalini bizim çocuklar dediklerine yaptırmadı mı? Sağ ya da sol görüşlü bilim adamı, gazeteci, yazar, hukukçu, siyasetçiyle binlerce öğrenci ve gencin hapislere atılmasının nedeni onlar değil miydi? Bizi Suriye çıkmazına sürükleyen, terör örgütü PKK'yı yıllarca koruyup kollayan, onlara binlerce tır silah ve mühimmat gönderen ve kahpe darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğunu unuttuk mu? Türkiye'ye ABD Başkanı Trump'tan Başkan Yardımcısı Pence kadar tehdit savrulmasının nedeni Rahip Brunson, demek ki sıradan biri değil. Brunson'ın tutuklanma nedeni olan FETÖ ve PKK ilişkileri onun papazdan çok ajan olduğunu kanıtlıyor. Türkiye'de rahip gibi niceleri var kim bilir. Aralarında Türk bile vardır. Memlekette satılık vatan haini çok ama bu ülke için şehadet şerbeti içmeye hazır olanların sayısı milyonlarcadır. Dün ABD'ye en güzel cevabı siyasi parti liderlerinin ortaya koyduğu tavır ve milletin tepkisi vermiştir. İnadına daha çok kenetlenelim, inadına daha çok birlik ve beraberlik içinde olalım.